Tehlikeli bir dünyada hayatta kalmak için doğduk. Zorluklar bizi güçlendiriyor. İmkansız hayaller kurar ve onları gerçek kılarız. Biz dünyanın yeni kaynaklarını ve keşiflerini şekillendirirken yeni mücadeleler, yeni insanlara güç verdik. Onların ortaya çıkardığı yeni fikirler hala hayatlarımıza yön veriyor. Affı olmayan bir gezegenin karmaşasında birçok tür yok olacak. Ama bütün parçalar bir araya gelince sır açığa çıkacak ve medeniyet en üst noktaya ulaşacak. Bu hepimizin hikayesi. Midyat Anadolu Lisesi. Milattan sonra 2019. Yer Mardin Midyat Anadolu Lisesi. Koridorlar oldukça sessiz. Saat sabah 8.15. Ders başlayalı tam 15 dakika olmuş. Lise Sapien koridorun başında göründü. Kendisini neyin beklediğini çok iyi biliyor. Midyat Serengetisi'nde en tehlikeli şeylerden biri derse geç kalmaktır. Ceza, bütün sınıfın ortasında hazırlanmak. Neredesin Baran? Nasıl geç kaldın Baran? Uykuda kalmak nedir? Saat kaç? Ne hocam? Gelebilir miyim? Uyuyor. Başka bir iş yapmıyorsun zaten. Emre. Emre yok mu gençler? Uyuyor zaten. Uyuyor mu? Evet. Peki. Sema. Burada. Evet. Ne yapacaksınız şimdi gençler? Hocam, kütüphaneye gelebilir miyiz? Hayır tabii ki de. Hocam izinler mi yok? Başka bir işe yaramıyor zaten, boşver. Lisenin son yılında lise sapyenler ortamlarına iyice adaptasyon sağlamış durumda. Fakat 4 senenin yükü birçoğunun omuzlarına çökmüş. Kendilerini bekleyense büyük bir sınav var. Saatlerce süren çalışmaların ardından uyku ve yorgunluğa direnmek zorundalar. Acaba hangi hocam var yani? İnşallah profesyonel gidiyordur. Özel hocam. Lise sapyenlerin almaları gereken birçok ders ve geçmeleri gereken birçok sınav var. Bu yük onları bazen imkansızları başarmaya itiyor. Hazırlıklı olanlar kendilerinden emin. Yine de hayatta kalmak için birlikte hareket etmek zorundalar. Evet arkadaşlar oturun. Önünüzde bir şey kalmasın. Sınav olacaksınız. Geriye doğru da at. Geriye doğru da at. Geriye doğru da at. Şemus, yine kopya çekmeye yer takmayacaksın değil mi? Hocam. Tamam, dön önüne. Sınavınız başlamıştır. Şefleri kontrolü sağladığına inanıyor. Fakat 12'ler oldukça tecrübeli. İmtihan sonrası evet, kritik yapılıyor. Özer Hoca başımdan ayrılmadı, kimseye baktıramıyordum. Vallahi ben dün çalışmıştım. Sabaha kadar uyumadım, ben çalıştım. Hepsini yaptım, hiç sıkıntı çekmedim yani. Vallahi sen yaptıysan ben de yaptım. Hepsini senden geçirdim. Ben de dur sana, ben bir kaç yazdım Özer Hoca'm. Bir uyuyordu ya. Sınıfta ilginç bir hareketlilik var. Ne yapıyorsunuz kızlar? Kızlar tören için kabile danslarını sergiliyorlar. Bir bu eksikti.
Diğer yanda sınavın artı sarsıntıları devam ediyor. Ortak buluşma noktalarına ise kantin adını veriyorlar. Burası aynı zamanda şeflerin de uğrak noktası. Kantinde kontrolü Eyüp amca dedikleri bir kantin şefi sağlıyor. Yukarıdaysa bazı lise sapyenler şeflerine büyük nezaket gösteriyorlar. Hocam keşke bizim derse de girseniz ya. Giriyorum ya. Hafta sonu dışarı mı çıksak ya? Hafta çok güzel sanki. Ya çok isterim ama annem izin vermez ya. Hep böyle yapıyorsun ama sen de bir yere gideceğiz. Senin yüzünden gidemiyoruz. Bu ne böyle? Allah Allah git kendine başka arkadaşlar. Bence de öyle yapayım. Elinde olan bir şey. Sınıf ortamında zaman zaman ilginç gerginliklere şahitlik ediyor. Günaydın arkadaşlar. Günaydın hocam. Nasılsınız? Sağ olun. Hocam Zehne bayağı kalkmamış. Makyajı ağır gelmiştir. Ne makyajı hocam? Yüzümde bir şey yok sizde. Bazı lise sapyenlerin estetik kaygıları da var. Ve bu bazı Amazon şeflerini kızdırıyor. Lise sapyenler bulundukları konumlara göre roller üstlenmekteler. Ön sıralar daha çok çalışkanları ağırlıyorken, orta sıralar muhabbetlerin yoğun olduğu bölgeler. Arka sıraları ise şekerleme yapmak için kullanıyorlar. Midyat Anadolu Lisesi'nde her an her şey olabilir. Kontrol hat safhada. Evet gençler arama var. Kalk hele ya. Kalk kalk. Hayır. Ben de şuradan başlayayım. Lise sapyenler kuralları yok sayabiliyor. Fakat bu sefer hazırlıksız yakalandılar. Müşir biraz keşke yasaklı maddeler taşısaydı. Bu ne böyle kalem silgi? Başka bir şey yok. Bu ne ya? Kapşonunda telefon saklamış. Geç tahtaya. Şunu alıyoruz. Cezalandırılacaklar. İkiler farklı organizasyonlar peşinde. Bir hava tanıklık ediyoruz. Hedef yeni gelen lise sapyenler. Fakat bazı yeniler kolay lokma değil. Sağ ol. Sen niye ayağa kalkmıyorsun? Ortaokul bitti burası ise. Kalk lan terbiyesiz. Siz hoca değilsiniz ki. Kalksana lan. Kalkmıyorum. Tutanağı tutarım sana. Kalk ayağa. Ortaokul değil burası. Burası lise. Bir şey söyleyeceğim. Siz öğretmen falan değilsiniz şu an. Gel buraya. 12'ler yanlış zamanlamayla ava giderken av oldular. Hayırdır? Hocam arkadaş geldi kendini öğretmen. Ha şu 9'lara şaka, öğretmen şakası öyle mi? Gel bakayım oğlum sen. Gel bakayım oğlum sen. Sıvar önlü. Götürün kolumu. Hayatlarının geriye kalanlarına yön verecek en önemli noktada lise sapyenlerin sıradan bir gününe şahitlik ettik.
her türlü zorluğa göğüs geriyorlar, korkusuzlar, çalışkanlar ve zekiler. Başarmak için düşünmek, karar vermek ve yapmak zorundalar. Onlar geleceği inşa edecek olanlar. Lise sapiyenler.